Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf Türkçe senaryo 1'in örnek sorularının çözümüyle karşınızdayız. Hadi vakit kaybetmeden birinci sorumuza başlayalım. Baktık birinci sorumuza diyor ki bu parçadaki altı çizili sözcüklerin anlamlarını yazınız. E bakalım Ozanın biri alır sazı eline, yaslanır bir ardıç ağacının gövdesine. Şimdi ardıç ağacının gövdesi dediğinde bu gövde kısmı nereye? Şuradaki görmüş olduğunuz ortak kısım. Yani aslında gövde için biz ne diyebiliriz? Ağacın, ağacın, ağaç ve bitkilerin diyelim ya bitki de yine olabilir. Bitkilerin dallarından dallarının dışındaki dışındaki ana alana biz ne deriz gövde deriz. Yani dalları, yaprakları, bitkileri çıkar ağacın ana merkezi, insanın omurgası gibi olan kısma gövde denir. Devam ettiğimizde hem çalar hem de başlar keklik gibi ötmeye. Çalar. Bak, ilk başta ne demişti? Ozan demiş. Sazı eline aldı. Yani bir müzik aletini böyle tıngır tıkı mıngır tıkı çalması lazım. Yani çalgı ile çalgı ile müzika parçasını müzik parçasını seslendirmeli. Yani sesini çıkarmalı. Devam ettik. Çevrede ne kadar keklik varsa toplanır Ozan'ın başına. Kimi sazına konar, kimi omuzuna tüner. Bakın konar kelimesi. Konar nedir? Bir hayvanın uçan bir hayvan ya da uçan bir hayvan olmaya da bilir. Mesela uçak da bir uçaktır. Yani uçak da bir uçaktır. Çok güzel bir cümle oldu. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. Uçak da havada duran bir araçtır arkadaşlar. Bundan dolayı havadan yere inme olayına konma denir. Yani bir yere inme bir yere inme anlamı vardır. Kime öter figürler, kime öter ya şuradaymış. Kime öter kimi seke seke yürür. Silifke'nin keklik oyunu bu şekilde oluşmuştur. Kaşık sesleri, kekliğin ötüşleri, kıvrak figürler, kekliğin seke seke yürüyüşünü gösterir demiş. Zaten ilk sorumuzu bitirmiş olduk. Geldi ikinci sorumuza. Bu metindeki eş sesli kelimelerden birini bulunuz. Bulduğunuz kelimeyi metindeki anlamının dışında olacak şekilde cümle içinde kullanınız. Eş sesli kelimeler nelerdir? Eş sesli kelimelerin yazılışları aynı, yazılış aynı, anlam farklıdır. Peki mesela ne örnek verebiliriz? İşte deriz ki yaş kelimesi deriz ıslaklık anlamı vardır. Yaş kelimesi deriz. Mesela benim yaşım 30 der gibi normal insanın yaşından bahseder. Peki metin içerisindeki bu kelimelere gelin birlikte hep beraber bulalım. Dedemin dedesi 100 sene önce gelmiş bu köye. 100. 100 hangi anlam ifade eder? Bir insan yüzü, insan siması ikincisi olarak da sayı anlamını ifade eder. Devam ettiğimizde burayı yurt tutulmuş kendine ve ailesine biz de her yaz dedemleri ziyaret etmek için gideriz. Gitmişken oradaki arkadaşlarımla çaya girerim. Ahanda çay. Bak şimdi çayın iki anlamı var. Bir dere su anlamı var. Bir de bizim içecek olan bize çay verersen dediğimiz çay anlamı vardır. Devam ettiğimizde arkadaşlar hep birlikte hayvanlarla oynarız demiş. Dedemin kuzularıyla oynamayı çok severim. Kısacası sadece tatillerde gidebilsem de dedemin köyünde olmak beni çok mutlu eder. Ben dediğimizde ise arkadaşlar bir kişi olarak ben vardır. Bir de sivilceye benzer sivilceye benzer binzir siyah leke diyebiliriz arkadaşlar. Yani şöyle elimizde filan olan benler var ya ikinci anlamda budur. Şimdi bunları yazdık. Bize ne demişti? Bununla ilgili bir cümle yazın demiştim. Peki ben şunun için söyleyeyim. Çay için bir cümle yazayım. Hani burada dere anlamında kullanıldı ya ben de içecek anlamında kullanayım. Şu anda e, orucum arkadaşlar e, yaklaşık 40 dakika 45 dakika falan kaldı. Zaten cümleleri okurken ki aradaki kopukluğu da fark etmişsinizdir. Burada çay için şöyle söyleyeceğim. Yaklaşık bir saat sonra yapacağım yemeği yedikten sonra iftar sonrası bir bardak çay Veresen <laughs> Verir misin diye söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle misin ayrı şeklinde olacak. Verir misin şeklinde cümlemizi yapalım. İftar sonrası bize çay veresen şeklinde cümlemizi tamamlamış olduk. Geldik üçüncü sorumuza. Baktık üçüncü sorumuza. Didik gene metin metin metin. Türkçe sınavınız varsa bol bol metin okumaya hazır olun. İlk başta sorumuzu okuyalım. Parçada demiş. Sözü edilen çiftçinin bu olaydan çıkarması gereken ders nedir? Yazınız. Bir çiftçi kendine ekecek bir saha açmak için tarlasındaki ayrık otlarını temizliyormuş. Bu ayrık otlarından biri arazinin eğiminden olsa gerek çok bakımlı bir tarlanın içine düşmüş. Çiftçi de bunu önemsemeyip daha sonra ilgilenirim diye düşünmüş. Bir süre sonra tarlanın her tarafında ayrık otlarıyla dolmuş işçi tutarak tarlasının otlarından temizletmek zorunda kalmış. Yani bir güçcük ayrı otunu almazsan binlerce işçi tutarsın tarlanı temizletirsin. Burada bize vermek istediğim mesaj nedir? Bak hemen söyleyeyim. Bunun bugünün işini işini yarına bırakırsan, yarına bırakırsan iş olur. Şimdi bu bir atasözüdür arkadaşlar. Bugünün aşını yarına bırakırsan aş, işini bırakırsan iş olur. Bugünün işini bugün yapacaksın. Yani burada çiftçinin alması gereken ders, bugünün işi bugün yapılır. Aşağıdaki altı çizili dizelerde yer alan söz sanatlarıyla verilen boşluklara yazınız. Güçlü olmak isterken söz ustası ol. Dil yiğit elinden kamçı gibidir. İyi konuşan daha merttir iyi dövüşenden. Hiçbir güç tutamaz sözün yerini. Söz yönlendirir iyiye de kötüye de insanı demiş. Burada baktığınızda sizin karşınızda da söz sanatlarından hangisini gördünüz? Bakın. Dil yiğit elinde gamçı gibidir. Gibidir gibi biz nerede kullanıyorduk? Benzetme sanatında kullanıyorduk. O zaman gibi gördün yapıştır benzetmeyi ikinci soruya geç. Geçtik iki soruya. Derinden derine ırmaklar ağlar. Uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar. Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. Bak ilk cümleye bak. Altı çizili kısma bak. Ne demiş? Derinden derine ırmaklar ağlar. Hiç ırmak ağladığını gördünüz mü? Ya ırmak bebek mi senin? Kardeşin mi de ağlasın? Ama hocam ağlamak kime ait? İnsana ait. İnsana ait bir özellik ırmağa aktarıldığı için, ırmağa diyorum dediği için burada arkadaşlar kişileştirme sanatını görebilirsiniz. İnsana ait bir özelliği başka bir cansız varlığa aktarılmıştır. Geldik 5. sorumuza. Baktık 5'e diyor ki aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını gerçek mi, mecaz mı, terim mi belirleyip verilen boşluklara yazınız. Gerçek anlam ilk akla gelen anlamdır. Mecaz anlam dolaylı anlamdır. Terim anlam ise içerisinde ilim, bilim, irfan varsa bu terim anlamdır. İlk cümleye baktık. Aralarındaki ne diyor? Aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu herkes biliyor. Bağ derken ne dersin? Böyle ip bağı gibi düşünürsün değil mi? Şurada ip var mı acaba? Hah, şöyle hemen buldum. Mesela şöyle bir ip var tamam mı? Bu ip bağı gibi böyle bir bağdan bahsedersin. Ama burada sanal bir şeyden bahsettiği için yani ilk akla gelen anlamdan bahsetmediği için dolaylı bir anlamdan bahsettiği için burası mecazdır. Tek perdelik eğlenceli bir oyundu. Tek perdelik derken burada tiyatrodan bahsettiği için burası bir terim anlamdır. Her yemeğe acı biber katmayı alışkanlık edinmiş. Aynı benim anam gibi. Bir de iftarda hiç çekilmiyor. Böyle biber salçasını basıyor. Allah'ım diyorum yanıyorum yanıyorum. Bu dedim mübarek sesimin bu güzel sesimin şeyi dedim artık formülü bu dedim yani. Şimdi acı biber derken acı derken ilk akla gelen anlamı evet direkt ciğerimin yanmasını gördüğüm için gerçek anlam. Bu soğuk günde üzerinde ince bir hırka var. İnce derken ne dersin? Böyle minnacık kısa olan bir şey dersin. Burada da yine gerçek anlamı görebilirsin. Altıncı soruya geldik. Aşağıdaki serim ve düğüm bölümleri verilen hikayenin çözüm bölümünü olay akışına uygun bir şekilde büyük harflerin ve noktalama işaretlerinin kullanımına da dikkat ederek 2 ya da 3 cümleyle tamamlayınız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben burayı e, okudum. Tamam. Size yazacağınız şeyi söyleyeyim. Çünkü çok da sizi sıkmak istemiyorum. Hadi okuyayım ya. Eskişehir'in küçük bir köyünde Fatma adında genç bir kız yaşardı. Fatma'nın annesi de köydeki diğer kadınlar gibi yün halılar da kurdu. Fatma köyünde dokunan halıları dünyaya tanıtmak istiyordu. Bir gün köye birkaç turist gelmişti. Bu turistler farklı kültürleri ve el sanatlarını öğrenmek için dünya turuna çıkmıştı. Fatma bunu bir fırsat olarak görüp misafirleri köy odasında ağırladı. Köy odasına gelen misafir turistler Fatma'nın hazırlamış olduğu el sanatlarının fotoğraflarını çekti ve daha sonra ülkesinde bu fotoğrafları ve anıları göstererek büyük bir tanıtım yaptı. Fatma bu tanıtımın üzerine bol bol satışlar yaptı. Cebine barasını koydu. istediği hedefe ulaştı. Yani sizin de yüz alacağınız hedef gibi. Sorumuz burada bitti. Onu yazamıyorum. Çünkü valla elim ağrıyor. Cide <laughs> yazım çirkin arkadaşlar. Ondan dolayı normalde buraya yazdım. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf Türkçe senaryo 2'nin örnek sorularının çözümüyle karşınızdayız. Vakit kaybetmeden birinci sorumuza başlayalım. Bu parçadaki altı çizili kelimelerin verilen bağlamdaki anlamlarını yazınız. Gökkuşağı okaloptüsü olgunlaştıkça kabukları soyuluyor. Alttan yeşil bir katman çıkıyor mantıkken baktığınızda burada katman kelimesini anlam olarak düşündüğünüzde alttan yeni bir basamak, yeni bir kat çıktığı anlamına geliyor. Yani böyle bambuyu soyarsınız da alttan yeşil yeşil böyle katmanlar çıkar ya onun gibi bir anlam ifade ediyor. Yani katman için kat, tabaka ve basamak, yeni bir basamak anlamlarını ifade edebilir. O katman da zamanla Olgunlaşarak havanın etkisiyle mavi, mor, turuncu, kırmızı ve benzeri renklere dönüşüyor, olgunlaşıyor yani belirli bir seviyeye gelerek arkadaşlar mavi, mor, turuncu renk aldığını bize söylüyor. Bizden olgunlaşmak kelimesini istediği için bunun içinde şunu diyebiliriz: bir şeyin, bir şeyin gelişmesini, tamamlaması bunu yazabiliriz. Yani diğer bir adıyla kıvamı bulması olarak ifade ederiz. Devam ettiğimizde ağacın boyu da çok uzun 60 metreye kadar uzayabiliyor. Çarpıcı görüntüsü nedeniyle parklara bahçelere dikiliyor. Hatta bu ağacın odunundan süs eşyası bile yapılıyor şeklinde olacaktır. Burada iki kelime istemiş. Cümle cümle bakarsanız daha kolay bir şekilde cevaba ulaşmış olursunuz. İkinci sorumuza bakalım. Bu parçadaki altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlamı yazınız. Arkadaşlar yani şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani 5. E, sınıf soruları olduğu için benim size tavsiyem bütün metine bakmaktansa direkt parçanın altı çizili kelimesine de bakabilirsiniz. Ama biz bütün metini bir okuyalım. Her gece rüyasında onu kurtarmak için birçok gemilinin geldiğini gören eski bir Türk denizcisiydi tutsak olalı 40 yılı geçmişti. 30 yaşında dinç, levent, güçlü bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. 20 yıl sonra onların gemilerinde kürek çektim. Bir denizci, bu denizci niye olmuş? Esir düşmüş. Ha şimdi. Burada eline düştü kelimesi aslında bu insanın eline düşmek, esir olmak anlamına geliyor esir olmak. Yani Malta korsanlarının esiri olmuş. Ve Malta korsanlarına yakalanmak anlamlarınıza kattığını yazabiliriz. Şimdi geldik arkadaşlar üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza baktığımızda aşağıdaki es sesli kelimeleri farklı anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız. Es sesli. Es sesli kelimeler neydi? Yazılışları aynı, anlamları farklı. Mesela çay, çay. Bir dere olan çay var, bir de bize çay var, sen diyor yani onun gibi olan çay var. Şimdi burada da yaş kelimesini iki anlamda kullanabiliriz. Yaş için ne diyebiliriz? Islak anlamına gelen, Islak anlamına gelen yaşı kullanabiliriz. Ya da bir insanın yaşı anlamına gelen yıl olan yaşı kullanabiliriz. İlkinde ıslak olan yaş için şöyle bir cümle verelim. Mesela üstüm yaş. Bitti. Üstüm yaş. Üstü ıslanmış. Devam ettiğimizde arkadaşlar 30 yaşıma 30 yaşıma geldim dediğinde fark anlam ifade etmiş oluruz. Tabii daha böyle düzenli bir cümle yazmamız lazım ama hızlı bir şekilde dersimizi bitirmek için arkadaşlar bu şekilde yazıp geçiyorum. Soluk kelimesine baktığımızda da normalde şöyle desem mesela ya senin yüzün niye solmuş desem ne anlam ifade eder? Burada halsizlik ya da diğer bir adıyla renk kaybı anlamlarını ifade eder. Ama mesela oh, böyle nefes aldığımız bir de soluk kısmı vardır. Yani solukta iki anlam vardır. Bir nefes, iki ise renk kaybı, halsizlik anlamlarını ifade eder. Birinci cümle olarak şunu söyleyebiliriz. Yüzünü soluk gördüm. Soluk gördüm dediğimizde burada ne anlam ifade ediyor arkadaşlar? Yüzünün renginin gittiği anlamını ifade ediyor. Devam ettiğimizde ise soluk alınca soluk alınca garnı ağrıyormuş. Garnı ağrıyormuş dediğimizde ise burada ise nefes almaktan bahsediyor. Dördüncü sorumuza bakalım. Bu parçada vurgulanan düşünceyi yazınız. Akıllı telefonlar için hazırlanmış yüzlerce uygulama var. Bu uygulamalardan bazılarını telefonunuza yükleyemek can sıkıcı durumlara yol açabilir. Yapılan araştırmalara göre kimi uygulamalar casus yazılımlar barındırıyor. Bu yazılımlar telefonunuzdaki bütün dosyaları sizin haberiniz olmadan kopyalayabiliyor. Aslında burada telefonda izinsiz ya da habersiz bir şekilde yapılan bir uygulamadan bahsetmiş. Bunun için şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Akıllı telefonlar akıllı telefonlara yüklenen yüklenen uygulamalar zarar verebilir zarar verebilir diye aynı şekilde bilgileri bilgileri çalabilir casus yazılım görevini üstlenebilir şeklinde ana fikrimizi söyleyebiliriz. Beşinci sorumuza baktık. Bu parçada anlatılanlarla ilgili düşüncelerinizi yazınız. Ha bak ilk defa ne yapmış bu soruda? Kendi düşüncelerimizi, kendi fikirlerimizi sormuş. Peki okuyalım parçayı ne demiş? Başkalarının eksikliklerini kolayca görebiliriz de kendimize gelince iş değişir. Çünkü kendimizi bir tartıda, bir tartıdan, bir ölçüden geçirmeye alışmamışızdır. Her insanın kendisini kusursuz görme, kendi düşüncelerini en doğru kabul etme gibi bir yanlışı vardır. Yani diyor ki etrafta gördüğümüz herkes yanlış yapabilir ama ben hiçbir şekilde yanlış yapamam diyor. Yani burada insan aslında fikir olarak mantık olarak ondur ama düşüncelerimizi sorduğu için insan arkadaşlar gerektiğinde gerektiğinde kendini tartmalıdır. Dediğimizde hani diyordu ya tartıdan veya ölçüden geçmeye alışkın değildir. Yani insan gerektiğinde kendini ölçmelidir. Kendinin hatalarına bakmalıdır şeklinde yazarsanız doğru cevabı vermiş olursunuz. Geldik 6. sorumuza. Bu parçada bir öznel, bir nesnel cümle bularak yazınız. Öznel nedir? Öznel Bagore diyebiliyorsan kişisel bir kişisel bir ifade ise özneldir. Ama toplum tarafından kabul edilip ispatlanabilir bir şey varsa bu nesneldir. Peki gelin birinci cümleyle başlayalım. Baktık birinci cümlemizde. Bambular daha çok tropikal bölgelerde yetişen çok güzel bitkilerdendir. Aa, Bahure bambu dümdüz değnek hiçbir şekilde güzelliği yok diyebiliyorsam burası yani birinci cümle arkadaşlar buradaki cümle öznel bir cümledir. Niye? Çünkü çok güzel demiş. bahure değil diyebilirim. Bambuların uzunlukları türlerine bağlı olarak 10 cm ile 50 metre arasında değişebilir. E, 10 cm ile 50 metre arasında değiştiğini İspatlayabilir miyim? Evet o zaman ikinci cümle nesnel olacaktır. Devam edelim üçüncü cümlemize bakalım. Bu bitkiler yıllarca büyüyüp geliştikten sonra göz kamaştırıcı bir biçimde çiçek açarlar. Ya kardeşim mübarek insan senin gözün gamaşıyor da benim gözüm belki gamaşmıyor. Bağa göre diyebildiğim için üçüncü cümle özneldir göz kamaştırıcı kısmından dolayı. Dev panda, kızıl panda, bambu lemuru, dağ gorili gibi birçok hayvan bambuyla beslenir, ispatlanır mı? Evet, ispatlanır. Dördüncü cümlede arkadaşlar nesnel olacaktır. Panda'nın eline verirsin bir tane bambuyu gemirir, 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 ispatlayabilirsin. Dağ goriline verirsin, alırsın, kafana çarpar, onu ispatlamayabilirsin, belki göremezsin ama nesnel bir cümledir. Yedinci sorumuza geldik. Doğa sevgisiyle 3-4 cümleden oluşan kısa bir metin yazınız. Yazınızda ses olaylarına uğrayan kelimelerin altını çiziniz demiş. Peki yazalım. Hadi şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. Sadece ses olaylarını göstermek için bir metin yazacağım. Günlerimizi geçirdiğimiz günlerimizi geçirdiğimiz. Hmm yaşadığımız yaşadığımız peki hocam niye bunları söyledin bak geçirdik demek gerekirken ne oldu dur k şuradaymış geçirdik derken ne oldu yumuşak g oldu yani k'den yumuşak g'ye bir yumuşama oluştu. Ünsüz yumuşamasını burada görebilirsiniz. Bir ses olayı mı? Evet. Yaşadığımız dersen, yaşadıktan, yaşadığı yine aynı şekilde ünsüz yumuşamasını burada görebilirsiniz. Bu dünyayı bu dünyayı işte arkadaşlar böyle yazacağız gidecek tamam mı? Aslında ben size şöyle söyleyeyim. Mesela örneğin kelimesine dikkat edin. Burada da yine k harfinden yumuşak g'ye ünsüz yumuşaması olmuş. Bir de mesela şöyle söyleyeyim. Burnumuzun burnumuzun kelimesi içerisinde kökü burundur. Mesela burada da arkadaşlar ünlü düşmesi oluşabilir. Yani karşınıza bu şekilde gelebilir. Ha benim yazdığım metini de şöyle hmm, baktığımızda işte günlerimizi geçirdiğimiz, yaşadığımız dünyayı korumalıyız diyebilirdim. Örneğin dışarıda çöp atan birini gördüğümüzde uyarmalıyız. Ee, burnumuzun sağlığını düşünmek istiyorsak bunlara dikkat etmeliyiz dememiz gerekirdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.